Arın TV'den hepinize merhabalar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir canlı yayında hiç hazmetmediğim bir belediyeye deprem bölgesinde çadır kurmalarına izin verdim, engellemedim demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hazmetmediği bu belediye hangi belediye olduğu merak konusu olmuştu. Partiyi hepimiz tahmin ediyoruz HDP olduğunu ama belediye hangi belediyeydi bu merak konusu olmuştu. Bunu sizler için araştırdım. Sosyal medyada gerekse de Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberinden yararlanarak bu videoyu hazırladım. Bu belediye HDP'nin kayyum atanmayan 5 belediyesinden biri olan Şırnak'ın Silopi ilçe belediyesi olduğu ortaya çıktı. Videomuzun ve haber detaylarımıza geçmeden önce bu tarz videoların daha fazla gelmesi için ve sizlerin de bizlere destek olmanız için öncelikle bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir canlı yayında deprem bölgesinde yaşananlarla ilgili açıklama yaparken şunları söyledi. Kendimin hazmetmediği terör örgütüyle ilişkilendirdiğim bir partinin belediyesine de burada çadır kurabilirsiniz, engellemiyorum dedim. Soylu'nun sözünü ettiği belediyenin Şırnak'ın Silopi ilçesinin HDP'li belediyesi olduğu ortaya çıktı. Medyascope'a konuşan belediye eş başkanı Süleyman Şavluk, ilk başta yapılan engellemelere rağmen depremin 3. gününden itibaren Kahramanmaraş Pazarcık'ta günde 3000 kişiye sıcak aş verdiklerini söyledi. Belediye başkanının bahsettiği aş evinin görüntülerini sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın depremzedeleri ziyaretleri sırasında bu aş evinde yemek dağıtımında görüntüler verdiği de bu görüntüleri sizlere aktaracağım. Görüntüleri hep beraber izleyelim, haberimize devam edeceğiz. Evet, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın depremzedeleri ziyareti sırasında çadırda yemek dağıtımını yaptığı anlardı bu görüntüler. Şırnak'ın Silopi ilçe belediye eş başkanı HDP'li Süleyman Şavluk, depremin ilk günü Şırnak valiliğinin talimatıyla belediyeye ait bütün iş makinalarını deprem bölgesine gönderdiklerini, 3 gün sonra ise depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine aş evi kurmak için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Aş evini kurmak için önce belediyeyi aradıklarını ve kendilerine yer göstermelerini istediklerini ancak cevap alamayınca Kahramanmaraş Vali Yardımcısına ulaştıklarını anlatan Şavluk şöyle devam etti. Silopi Belediye Eş Başkanı'nın yaşadıkları engellemeleri şöyle anlatmaya devam ediyor. Bize izin vermeyeceklerini ve bu işin Kızılay'ın işi olduğunu söyledi. Biz de izin vermeseler bile halkın yemek ihtiyacı için bunu yapacağımızı söyledik. Bunun üzerine Kızılay Müdürü'nü gönderdi. Kızılay Müdürü yaptığımızın insani bir yardım olduğunu görünce gerekli yerleri aradı. Biz o arada yemek yapmaya başladık. Daha sonra engellemekten vazgeçtiler. Biz depremin 3. gününden beri kurduğumuz çadırdaki aş evinde halk ve AFAD görevlileri dahil olmak üzere günde 3000 kişiye yemek veriyoruz. Bir kamu kuruluşuyuz ve bu tür afetlerde yapmamız gereken şeyleri yapıyoruz açıklaması yaptı. Silopi Belediye Eş Başkanı Süleyman Şavluk, Belediye Başkanı Şavluk, Silopi Belediyesi'nin iş makineleri ve itfaiye araçlarını da deprem bölgesinde çalıştığını aktardı. Şavluk, Adıyaman'da da aş evi açmayı planladıklarını sözlerine ekledi. Silopi Belediyesi, kayyum atanmayan HDP'li 5 ilçe belediyesinden bir tanesi değerli dostlar. Şimdi de gelelim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hiç hazmetmediği Silopi Belediyesi'nin Silopi'deki hizmetleri ve çalışmaları değerli dostlar. Silopi Belediyesi Türkiye'nin en ucuz su ve ulaşım hizmetini sunuyor. Türkiye'nin birincisi değerli dostlar. Kayyum'dan belediyeyi 273 milyon borç ile devralan Silopi Belediyesi Meclisi 1 metreküp suyu 50 kuruştan 21 kuruşa, 1 lira olan ulaşım ücretini ise 50 kuruşa düşürdü. Kadınlar ve öğrenciler için ise ulaşım ücreti 25 kuruş. Belediye gelir ve gider tablosunu belediye binası
ve billboardlarda asarak halkla paylaşıyor. Silopi Belediyesi ayrıca geçen yıl imzaladığı toplu iş sözleşmesiyle çalışanlarına %100'e yakın zam yaptı. Toplu sözleşmeyle kız çocuklarının eğitimine daha fazla destek veren belediye, kadın çalışanlar için de pozitif ayrımcılığa gitti. Evet değerli dostlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hiç hazmetmediğim bir partinin belediyesi dediği Silopi Belediyesi'nin icraatları bunlar. Takdiri sizlere bırakarak geldik videomuzun sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.